312. sayfa. Sıra sizde 1. Verilen izometrik kağıt üzerine birer dikdörtgen prizması, kare prizma ve küp çizerek yüzey alanlarını hesaplayınız. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küp çizelim. Dikdörtgen prizmanın taban kenarları, burası 4 birim, burası 3 birim, yüksekliği de 2 birim. Şimdi şu yüzeyin alanı 2 kere 3, 6'dır. Bundan 2 tane olduğu için 6 çarpı 2, 12 birim karedir. Şu yüzeyin alanı ise 2 çarpı 4, 8 birim. Bundan 2 tane olduğu için 8 çarpı 2, 16 birim karedir. Şu yüzeyin kenarları ise 3 ve 4, alanı 3 çarpı 4, 12 birim karedir. Bundan 2 tane olduğu için 12 çarpı 2, 24 birim karedir. Bunları topladığımızda dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 52 birim karedir. Kare prizmanın taban kenarları 3, yüksekliği ise 5 birim. Şimdi bunun taban alanı 3 çarpı 3, 9'dur. Bundan 2 tane var. 9 çarpı 2, 18. Şu yüzeyin alanı ise 3 çarpı 5, 15. Bundan 4 tane var. 15 çarpı 4, 60. Topladığımızda kare prizmanın yüzey alanı 78 birim karedir. Küpün bütün kenar uzunlukları 4 birim. Bir yüzünün alanı 4 çarpı 4, 16 birim kare. Bundan 6 tane olduğu için 16 ile 6'yı çarparız. 6 kere 6, 36, elde var 3. 6 kere 1, 6, 3 de elde 9. Küpün yüzey alanı da 96 birim karedir. 2. Aşağıda verilen şekillerden prizma açınımı olanların başına tik işareti, olmayanların başına çarpı işareti koyunuz. Bu prizma açılımı değildir. Bu da prizma açılımı değildir. Bu prizma açılımıdır. Bu da prizma açılımı değildir. Bu da prizma açılımı değildir. Bu prizma açılımıdır. 3. Aşağıdaki geometrik cisimlerin yüzey alanlarını hesaplayınız. A şıkkı dikdörtgenler prizması. Şimdi şu yüzeyin alanı 3 çarpı 5, 15 santimetre karedir. Bundan 2 tane var. 15 çarpı 2, 30 santimetre kare. Şu yüzeyin alanı 5 çarpı 9, 45 santimetre karedir. Bundan da 2 tane var. 45 çarpı 2, 90 santimetre kare. Şu yüzeyin alanı ise 3 çarpı 9, 27 birim karedir. 27 santimetre karedir. Bundan da 2 tane var. 27 çarpı 2, 54 santimetre karedir. Topladığımızda 174 santimetre kare olarak yüzey alanını buluruz. B şıkkı, burada bir kare prizma var. Bunun taban alanı 5 çarpı 5, 25 santimetre kare. Bundan 2 tane var. 25 çarpı 2, 50 santimetre kare yapar. Şuradaki yüzeyin alanı 5 çarpı 10, 50 santimetre kare. Bundan 4 tane var. 50 çarpı 4, 200 santimetre kare. 200 ile bu 50'yi topladığımızda toplam yüzey alanını 250 santimetre kare olarak buluruz. C şıkkındaki küpün bir kenar uzunluğu 4 santimetre. Bir yüzünün alanı 4 çarpı 4, 16 santimetre karedir. Bunun 6 yüzü olduğu için 16 ile 6'yı çarparız. 6 kere 6, 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 1, 6. 3 de elde 9. Küpün yüzey alanı da 96 santimetre karedir. 4. Ahmet yandaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan 4 tanesini yan yana yüzleri çakışacak şekilde dizmiştir. Oluşan yeni şeklin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bu kutulardan 4 tanesini yan yana dizdiğimizde yeni oluşacak olan kutunun şu kenarı 24 santimetre olur. Şimdi yüzey alanını hesaplayalım. Burası kısa kenarı 15, uzun kenarı 24. 15 ile 24'ü çarptığımızda 360 santimetre kare buluruz. Bundan 2 tane var. O halde 360 çarpı 2, 720 santimetre kare olur. Şu yüzeyin alanını hesaplayalım. Bunun ayrıtları 8 ile 15. 15 çarpı 8, 120 santimetre kare yapar. Bundan da 2 tane olduğu için 120 çarpı 2, 240 santimetre kare yapar. Şuradaki yüzeyin alanını bulalım. Bunun bir kenarı 24, diğer kenarı ise 8 santimetre. 24 çarpı 8,
Bu işlemi yaptığımızda 192 santimetre kare buluruz. Bu yüzeyden de 2 tane olduğu için 192 ile 2'yi çarptığımızda 384 santimetre kare buluruz. Toplam yüzey alanını bulmak için de bunları toplarız. Topladığımızda burası 4 olur. Burası 14'ün 4'ü elde var 1. Burası da 13 olur. Bu cismin yüzey alanı 1344 santimetre karedir.